Evet, 9 Mayıs Pazartesi, 96'da birlikteyiz. Futbolu en azından bu hafta itibariyle noktalamayı düşündüm. Tabii ki az da olsa bilgilendirelim. Küçük Kaymaklı Yeni Cami Kıbrıs Kupası finali vardı Cumartesi günü oynanan. Ve hem maçın normal süresi hem de uzatmaları beraber tamamlandı. Penaltı bölümünde ise Küçük Kaymaklı rakibi Yeni Cami'yi penaltılarda mağlup ederek Kıbrıs Kupası'nın sahibi oldu. Sonrasında ise dün başlayan playoff ve playout serileri vardı. Dumlupınar ve Gençlikgücü'nden sonra Yalova takımı da adını Süper Lig'e yazdıran 3. takım oldu ve son bir takım Denizli, Günalke veya Bafülkür 3 takımdan biri daha adını Süper Lig'e yazdıracak. Geçtiğimiz haftalarda Boks Federasyonu'nun 15 Mayıs Pazar günü, yani bu hafta Pazar günü düzenleyeceği bir etkinlik vardı ve ciddi anlamda da ses getireceğini düşündüğümüz bir etkinlik. Ayrı zamanda da ise Yiğitcan ve Celal Keleş'in başlayacak olan bir Rio serüveni vardır. Bu akşam futbol noktaladık. İki bölüm yapıyoruz bu akşam. Bir saatlik bölümde önce boksu, diğer bir saatlik bölümde ise atletizmi konuşacağız. Okan Karademir bu akşam oldukça destekleyeceğini düşünüyorum beni. İlk bölüm boks Federasyonu Başkanı Yıldan Zabit ve milli sporcu İhsan Çam. Bu akşamki üstlükle konuklarım kalabalık bir masa ama keyif alacağınızı söyleyebilirim. Döneyim ve teşekkür edeyim. Önce başkana, sonrasında İhsan'a kırmadınız, katıldınız. Yoğun bir program arasında yarışma öncesi kanal kanal Evet, geziyorsunuz. geziyoruz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Okan, sana da teşekkür ederim. Farklı bir sporu getirdin. 2 hafta önce masaya koydun. Sonrasında ise keyif alacağımız bir gece olacağını düşünüyorum ben de. Şimdi özellikle sosyal medyadaki akımı gördükten sonra ülkemizde boks severlerin müthiş bir ilgi gösterdiği bu 15 Mayıs'ta gerçekleşecek müthiş boks gecesine tabii ki biz de spor basını olarak kayıtsız kalamıyoruz. Tamam. Gündeme getirdik. Ve bugün de başkanla birlikte ve milli sporcuyla birlikte Diyalog TV izleyenlerine bu geceyle ilgili ve biraz da bokstan bahsederek Tamam. güzel bir gece yaratacağız. Evet. Sayın Zabit, ciddi anlamda emek harcadığınız bir süreçten geçiyorsunuz. İşte arkada görünen Absolute Boxing Night başlığı altında 15 Mayıs Pazar günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 17'de başlayacak olan bir etkinlik. Şovun, işte boks gösterilerinin olacağı güzel bir etkinlik. Zaten gören heyecanlanıyor. Ama hiç kimseyle de paylaşmıyorsunuz bu şey ki herkes gelsin, yerinde görsün. Ciddi anlamda da emeğinizi, zamanınızı harcadığınız neler söylemek istersiniz? Öncelikle size teşekkür ederiz bizi programınıza davet ettiğiniz için. Basının ilgisi çok önemlidir bu tip organizasyonlarla. Bunun için teşekkür ederiz. Şimdi bu düzenleyeceğimiz üçüncü organizasyonumuzdur. Ve her defasında daha iddialı giriyoruz. 15 Mayıs'taki müsabakada kendimizi çok daha fazla yenileyerek, daha güzel aktiviteler ekleyerek daha da genişlettik programımızı. Herkesin beğeneceğini düşünürüz. Okan, hani soru cevap şeklinde gidelim. İhsan'ı sona bırakacağız. Son nakavt Tamam, vuruşunu olur. biz yaparız İhsan'a. Takip ediyorsun Okan, ki ben seni de burada bir kez daha tebrik ederim. Sadece futbolla değilsin, sporun her kesimine yer veriyorsun. Salonu sporu, işte basket, voleybol, futbol. Bugün futsaldaydın. Hep emeğini sen de acımıyorsun. Yakından da takip ettin. Bir süre Evet. yakından da takip ettin. Başka ne varsa senin de sormak istediğin, gerek etkinlik gerek geçmiş dönemle ilgili, o şekilde sohbet havasında bir saatlik bölümü doldurabiliriz. Tabii ki biraz bokstan bahsedelim. Başkanına bir tabii kere ki şiddet olmadığını yönelteceğimiz sorular söyleyelim. olacaktır O kanki mutlaka. De izleyicilerimize bilgilerini, Şimdi herkes şiddet zanneder. Şey, kan sevgili akacak. Beyzade, şiddet dersek boks günümüzde olimpiyatların olimpik bir spor branşı olarak yer alıyor. 4 yılda bir yapılan olimpiyatlarda olimpik bir spor. Yani şiddet diyemeyiz buna. Olimpiyatlar biliyorsun dünyanın en önemli organizasyonu. Boksun biraz da tarihine bakacak olursak yani çok geçmişlere dayanıyor ki nitekim baktığımız zaman her spor branşında olduğu gibi hani o ilkel çağlardan gelen insanların işte yaşam mücadelesi verdiği sürelerde hani sporun esas içeriğindeki konu, insanların yaşama için işte kaçması, avlanması filan gibi tüm bu organizasyonların hepsinin sonucunda spor branşları yavaş yavaş oluşmaya başladı insanlık tarihi geliştikçe. Boks da çok eskiye dayanıyor.
ilk çağlarında başladığında evet şiddet izlenir, araştırabilirdi. Yani şiddet amaçlı iki kişinin birbiriyle mücadele edip hatta öldüresiye bir olaydı. Ancak tabii bu bahsettiğimiz bin yıllar önceydi, yüz yıllar önceydi. Günümüze doğru gelişinde işte her şeyin içerisine girmesiyle birlikte artık tamamen bir spor branşına dönüştü ki bunun öncülüğü de sanırım başkanı da tabii ki tarihini çok iyi biliyordur ki İngiltere'de belli bir zamandan sonra artık boks yükselmeye başladı, gelişmeye ve dünyaya durulmaya başladı. Ardından Amerika geldi. Hatta ekran başındaki izleyicilerimiz belki de bilmeyen yoktur. Az önce biz de program öncesinde sohbetini yaptık, esprisini yaptık. Rocky serileriyle boksun dünya tanındığı bir dönemdi. Ancak günümüzde baktığınızda öyle bir yere geldi ki boks, bu işin reklamı, görselliği, sponsorlukları, görselliği, şovu ve en önemlisi maddi boyutu inanılmaz dereceye ki yine geçtiğimiz yıl içerisinde 100 yılın boks mücadelesi diye bir karşılaşma yapılmıştı. Floyd Mayweather ve Pacquiao arasında $300 milyon gelire tabi tutulan bir karşılaşma ve kazananın kaybedenin milyonlarca doları cebine koyduğu bir karşılaşma ve dünyada milyonlarca insanın izlediği. Yani öyle bir nokta hem kazanan hem kaybeden insana soralım. Hem kazanan hem kaybeden gelir elde ediyor demek ki bu işten. Evet. Profesyonelleştikçe öyle ama bizim ülkemizde daha o boyuta gelmedi. Hı hı. Yani inşallah daha da elde edeceği. Ben şuradan bitireyim fazla uzatmadan biraz daha konuklarımıza da söz vererek gidelim. Tabii ki yani boks günün sonunda olimpik bir branş dedik ve bizim ülkemizde çok uzun zamandır boks federasyonu mevcuttu isim olarak ancak aktif değildi. Atıl vaziyetteydi ve günün sonunda ülkemizdeki spor federasyonları arasında yer alan bir branştı. Ben bu anlamda Başkan Yıldan Zabit'i çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum kendisini. Bu işe elini taşın altına koydu. Ciddi anlamda ve sadece sevenleriyle birlikte yanında olan özellikle genç kesimlerin, genç arkadaşlarımızın desteğiyle birlikte, desteğini de alarak boks federasyonunun başına geldi. Ben de o ilk dönemlerde Yıldan Başkan'la zaten tanışıyoruz. Geçmişte de tanışıklığımız var. Ben de o dönemde çok içerisindeydim. İnanılmaz bir özveri. Tabii ki burada sadece Yıldan Başkan değil, yönetimine de teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz onları da. Tüm süreçte takip ettiğimde federasyon bir anda canlandı, tekrardan kuruldu. Elde olmayan imkansızlıklara rağmen, maddi olanaksızlıklara rağmen işte lokal, boks federasyonu lokali kuruldu, ring kuruldu. Çünkü ring olmasa boksçuların antrenman yapacağı yer olamazdı. Yani geliri çok yüksek antrenman malzemeleri vardı. Evet burada spor dairesinin katkıları oldu, sponsorların katkıları oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ve ben buradan Yıldan Başkan'a sözü vermek istiyorum. Biraz da kendisi süreçten bahsederse bize. Çünkü çok zorluk çektiler ancak ülkemiz sporuna çok önemli bir branşı kazandırdı. Sıfırdan yarattığınızı söyleyebilir boks federasyonu Sayın Zabit. Tabii öyle diyebiliriz. Yani kapanma noktasına geldi Doğan'ın belirttiği gibi. 1992 yılında kuruldu aslında federasyonumuz. Aynı sene içerisinde bir müsabaka içerisinde bir ölüm olayı gerçekleşmişti. Bunun sebebi de tabii sağlık kontrolleri yapılmadan daha önce bir başında bir sıkıntı olan bir sporcunun müsabakaya çıkarılması ve darbe aldıktan sonra vefat etmesi. Yani aslında öncesinde olmuştu. Bir sıkıntı vardı. Evet. Tabii. Yani orada sıkıntı yani müsabakayla ilgili bir değildi. Böyle bir talihsiz bir olayla karşılaşmıştı federasyon ve aynı yıl içerisinde kapatıldı. 2008 yılında tekrar açıldı. O zaman da Mehmet Öke rahmetli sağ olsun o da aslında çok güzel emek harcamıştı ama rahatsızlık geçirdiğinden dolayı kısa süre kalabilmişti başkanlıkta. Daha sonra işte 2012-13 yıllarında biz aldık ve aldığımızda hiçbir şey yoktu federasyonda açıkçası. Yani ne bir antrenman yapacak yerimiz vardı, ne bir ofisimiz vardı, hiçbir şeyimiz yoktu. Her şeyimizi sıfırdan yarattık. Yaratmaya da devam ediyoruz.
İnşallah daha iyi seviyelere getireceğiz. Sporcu sayısı federasyon bünyesinde işte müsabakalara katılmaya yeterli demeyim aslında. Müsabaka yapabilecek sporcu sayısı nedir federasyon bünyesinde? 100'ü aşmıştır. Artık müsabakaya katılan sporcumuz tabii boksu hem hayat boyu spor olarak hem de müsabaka olarak ayıracak olursak bu sayı o zaman artar. Yani spor olarak da bunu yapan çok sayıda arkadaşımız var. Özellikle bayanlar var. Ama müsabakalara katılmıyorlar. Tabii o zaman rakam çok daha yüksek olur. Sporcu sayımız. En küçük sporcunun sayısı kaç? Yaşı. O gece 15 Mayıs'ta şov yapacak olan 3 yaşında bir boksörümüz var. Onu da özellikle o gece çıkaracağız. Şovunu yapsın. Evet, BTO'yu aldık buradan. Evet, biz aldık. Geceyle ilgili. 3 yaşındadır en küçük boksörümüz. Evet İhsan, seni tanıyalım. Kaç yaşındasın? Nereden geldi boks merakı? Nakavta olan bir sporcusun, bir milli sporcusun. Aynı zamanda onu da belirtelim. Gerçekten kısa sürede izledim, videolarını da izledim. Bir nakavt görüntün var ki görülmeye değer. Neler söylemek istersin? 23 yaşındayım. Bu boks, kickboks olayı çok küçüklükten beri ben izlerdim televizyonlardan ve sürekli yapmak isterdim. İmkanım yoktu diye biraz geç başladım. 18 yaşında başladım. Tabii o zaman yani boks çok yaygın değildi diye kickboks olarak başladım. Müsabakalara falan katıldım. Türkiye'ye gittim. Orada birinciliğim falan var. Askere girdikten sonra işte federasyon başkanımız tekrar devraldı boks federasyonunu ve ben askerdeyken bir organizasyon yapıldı. Ona katılamadım. Askerden sonra tekrar antrenmanlara boks olarak devam ettim. İşte geçen sene 15 Mayıs'tı gene yoksa 19 Mayıs. Mayıs ayında yapılan müsabakaya katıldım. Hayatımın en güzel şeyiydi nakavt olarak. Yani kazandım maçı. Çok arkada, iyi. Arkada izlediğimiz görüntü. Evet. Burada yapılan bir müsabaka bu. Evet. Atatürk Spor Salonu. Atatürk Spor Salonu. Arkada yapılan. Tam hazırlanamamıştım onda da maça ama artık nereye iyi bir sonuç oldu. Evet. Güzel bir şey tribünler, oldu. Tribünün etkisi nasıldı? Bir sporcu olarak tamamen. Çünkü biliyorsun spor branşları yapılırken en önemlisi bunu izleyiciye aktarmak. İzleyici olmadan sporun hiçbir anlamı yok. Evet. Sence izleyici taraftarın orada salonun dolu olması ve hani bir de duygusal açıdan işte kendi ülkende, kendi salonunda, ringinde mücadele etmenin verdiği heyecan nasıldı? İlk defa bu denli bir organizasyona çıkacaktım. İlk maçım yani bu şekilde profesyonel olarak. Çok heyecanlanacağımı düşündüm ilk başta. Dedim nasıl çıkacağım ringe falan. Kenarda beklerken türbünlerden gelen çığlıkları ve tezahüratları duyunca yani ringe nasıl yürüdüm, nasıl çıktım. Evet kesinlikle yani çok güzel bir şeydi. Seyircinin etkisi gerçekten çok büyük. Tabii. Şimdi bu yüzden biz de tüm boksöverleri 15 Mayıs Pazar günü Atatürk Spor Salonu'na davet ediyoruz. Bir kez daha buradan duyurmuş olalım. 15 Mayıs, belirtelim bir kez daha 15 Mayıs günü saatler 17'yi gösterdiğinde kapalı spor salonunda başlayacak olan bir şov diyelim aslında, bir müsabaka demeyelim, şov. Söylemek istediğim şey o, en azından biraz tiyo verelim izleyicilere çünkü SMS'ler de geliyor bu arada. İyi bir organizasyon olacağını umuyor bir kısım seyirci, en azından boksun dışında başka ne sürprizler bekliyor diye. SMS'e de atıldı. Sayın Zahmet söylemek istediğim bir şey varsa aynen ama konuyla da ilgili biraz izleyicileri bilgilendirelim. Tabii her müsabaka arasında bir şov yapmak istiyoruz. Bunlardan biri mesela işte dans gösterileri olacak. 3 yaşında boksörümüz var dediğim gibi. O bir şov yapacak. Kango jump gösterisi olacak, yapılacak. Yani, ringe öyle yukarıdan bukarıdan inecek herhalde sporcumuz filan. daha o kadar geliyor. Yok ama geçtiğimiz, daha yıl, geçtiğimiz yıl yapılan organizasyonda Mithat'ın Motorola bir girişi vardı salona. Evet. O çok heyecan vericiydi. Mithat Taylan'ın. Katkıyı sorayım. Benim en fazla merak ettiğim noktadır. Devletten gelen katkı
spor dairesinden yapacağın organizasyona bakış açısı, sponsor illaki bulmuşsunuzdur. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz Sayın Zabit? Şimdi devletin katkısı tabii ki belli, bir futbol gibi değildir yapılan katkı. Ama kapılarını her çaldığımızda gerçekten sağ olsunlar bize her şekilde destek oldular. Bir şekilde bir şeyler sağladılar. Tabii biz bu seviyeyi, yani bizim çıtamız çok yüksek. Bu seviyeyi yukarıya çekmek istediğimiz için bunun için de daha büyük desteklere ihtiyacımız var. Tabii karşı tarafta bir şeyler görmek ister. Önce yapılan organizasyonları görmeleri lazım. Gelen kitleyi görmeleri. Yani biz ilk yaptığım, ikinci yaptığımız organizasyonda yani 1000 kişi vardı. Spor dairesi müdürü oradaydı. Ulaştırma Bakanımız oradaydı. Yani adamların verdiği tepki, yani biz futbol maçında böyle kalabalık görmedik. Evet. Şimdi bunları biz yaptık, sonra tabii ki katkı da artacaktır devletten gelen. Bundan şüphem yok. Biz sponsorlarla yürüttük bugüne kadar. Bizim resmi sponsorumuz, federasyonumuzun Sayın Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı'dır. Sağ olsunlar, her türlü bize destek oldular. Federasyonumuza, sporcularımıza ne istediysek bize sağladılar. Ve sağlamaya da devam ediyorlar. Bu organizasyonla ilgili de Absolut Vodka, Sayın Niyazi Manyara ve Bora Manyara bu organizasyonu üstlendiler. Onlar da gerçekten çok büyük bir katkı yaptılar bize. Yani biz şu anda memnunuz yapılandan. Tabii daha iyi seviyelere gelecek. Daha çok olsa, daha çok iyi olsa daha da iyi. Daha da iyi. Futbolsuz bir güne denk gelmesi, Salon Spor Alanı'nı sürekli takip ettiğim için soruyorum. İyi bir kapasite ya da iyi bir seyirci topluluğu en azından ben kendi adıma göreceğimizi düşünüyorum. Sevgili Beyza, geçtiğimiz yıl sanırım futbol dönemine denk gelmişti. Futbol dönemi içerisinde yapılan organizasyonda salon tıklım tıklım dolmuştu. Yani o yüzden ben futbol olmuş olsa dahi o salonun dolacağını düşünüyorum. Yani. Evet. Çünkü aslında baktığım zaman dediğim gibi ilk etapta ülkemiz insanına biraz düşündürücü gelebilir. İşte az önce hani sen de bahsettin, şiddet içerikli falan gibisinden. Görüntü o anlamda olsa da yani ülkemiz insanı biraz duygusal yapıda olduğu için henüz hazır değil. Ancak yavaş yavaş bu sporla tanıştıkça, içine girdikçe, hayır yani onlar da daha çok alıştıkça bu işe sempatileri artacaktır. Yani olayın o şiddetmiş gibi görüntüsünün dışına çıkacağına inanıyorum ben. Çünkü herhangi bir şey, fark etmez ne olduğu, ne kadar çok yaparsanız, insanlara bunu ne kadar çok sunarsanız, insanların gözü alıştıkça kendilerini daha çok o olaya, aidiyet duygusunu daha çok artırırlar diye düşünüyorum ben. O yüzden 3 yıl içerisinde bu 3. boks gecesi olacak federasyonun düzenlediği. Mutlaka yapılan organizasyonlarda her zaman bir sonraki, tabii ki bu desteklerle alakalı, işte o yüzden sponsorlarda iyi ki varlar. Her organizasyon yapılacağında bir sonrakinden, bir öncekinden daha iyi olacağı aşikardır. Mutlaka eksiklikler, noksanlıklar olacaktır. Ancak dediğim gibi bu işte yapılarak profesyonelleşecek, yapılarak gelişecek. Her yapılan organizasyon sonrasında daha yeni bir şeyler eklenecektir ve ben 15 Mayıs'ı iple çekiyorum gerçekten. Geçtiğimiz yıldan sonra bu yıl düzenlenecek olan boks gecesini merakla bekliyorum. O günde orada olacağım mutlaka. Herhangi bir büyük bir sıkıntınız olmazsa inşallah. Çok güzel bir gün geçireceğimizi düşünüyorum ve benim en çok merak ettiğim maçlardan birisi de yine az önce bahsettiğim Mithat'ın karşılaşması olacak. Çünkü yarıda kalan bir maçı var. Yarıda kalan bir hesabı var Mithat'ın. bu son dönemlerde geceleri epey bir, özellikle NTV Spor sanırım yayın hakkını aldığı için NTV Spor'da çok boks mücadelesi görülüyor. Yayınlanıyor ve biz de devamlı denk gelip izliyoruz. Çok güzel karşılaşmalar var. Tabii onlara nazaran biz de burada kendi ülkemize düzenlenecek olan bu boks gecesini merakla bekliyoruz ve Mithat'ın geçtiğimiz yıl rakibiyle mücadele sırasında şanssız bir şekilde ringden düşerek omzundan ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Geçtiğimiz programda bahsetmiştik bu konudan da. Ben Mithat'taki o arzu ve hırsı, isteği gördükten sonra gerçekten normal iyileşme sürecinden çok daha hızlı iyileşip antrenmanlarına yoğunlaşıp ve tam performansına kavuşma sürecini
tam anlamıyla takip etmedim ancak bölüm bölüm içerisinde yer aldım. Mithat'la da yakın bir arkadaşımız var. Özellikle onun tabii ki tüm sporcularımızın mücadelesiyle birlikte o mücadelenin de büyük ilgi çekeceğini düşünüyorum ben. Çünkü bitmemiş bir karşılaşmaydı bize göre. Bakalım bu kez rövanşta neler olacak? Evet, ilk sana soralım. Mithat herhalde yarım kalan işi bitirir bu defa. İnşallah bitirecek. Onun şeyinin hazırlıkları devam ediyor. Antrenmanlarını aksatmadan gidiyor. Çok hırslı yani. İnşallah başarılı olacak. Sayın Sabit, yurt dışından bize koş mu diyeyim yoksa antrenör mü diyeyim? Antrenör getirdiniz. Ayaküstü olsa da tanışma imkanım oldu kendisiyle geçtiğimiz hafta arası. Nasıl bakış açısı yapacağınız organizasyona, sporcularımızın verdiği performanstan, ilgiden hocanın nedir görüşü bu şekilde? Bir kim olduğunu anlatalım. Çünkü hocamız gerçekten çok değerli birisi ve yani Uzak Doğulu yanılmıyorsam. Güney Amerikalı. Kendisi Bolivyalıdır ve olimpiyatlarda dövüşmüş. Çok tecrübeli. Şampiyonlukları olan ve o dönemde Güney Amerika'nın en iyi 5 sporcusu arasında seçilen bir şahıstır kendisi. Rum tarafında yaşar. Biz rastgele tanıştık. Kendisi de o bir tarafın, yani diğer taraftaki federasyonun ilgisizliğinden ona karşı pek bilgilerine güvenmediğine yanmıştı bize. Bunlardan dert yanmıştı ve biz de bu şekilde tabii onu hemen yanımıza çektik. Dedik ki bizim gerçekten size ihtiyacımız var. Sizin gibi antrenörlere. Ve tabii belli bir ücret karşılığında onu aşağı yukarı 2 aydır sporcularımızı çalıştırıyor. Kendisi çok değerli bir antrenördür. Yaptığı yorum nedir bizim sporcularımızla ilgili? Şimdi bizim sporcularımız gerçekten kuvvet yönünden çok güçlü sporcular. Bizim eksiğimiz teknik. Bu teknik de tabii nasıl olacak? İşte bu tip antrenörlerle çalışarak, sürekli yurt dışına gidip müsabaka yaparak bu şekilde gelişebilir tekniğimiz ve müsabaka tecrübemiz. Bunları da tabii 2 aylık süre içerisinde kapatabildiği kadar kapatmaya çalıştı. Bakalım artık maç günü göreceğiz. Var mı bu yıl itibariyle işte 15 Mayıs'ta yapılacak olan etkinliğin dışında senenin bitimine doğru başka etkinlik gerek yurt içi gerek yurt dışı boks federasyonu olarak planlamanızda olan herhangi bir çalışma var mı Zabit? Planlamalarımız var. Ukrayna'yla bir müsabaka yapmak istiyoruz. Tabii yine bizim seviyemizdeki sporcularla ama tabii yurt dışında olacak herhalde. Ya onları getireceğiz ya biz gideceğiz. Artık o konuda daha net bir şey yok. Ama önce bunu atlatalım. Hemen onun üstünde başlayacağım çalışmalarımıza. Bakalım. İhsan, sonuçta severek yaptığın bir iş, nasıl ayırıyorsun vakitini, zamanını, işte hafta 7 gün ne aralıklarla çalışıyorsun, nelere dikkat ediyorsun yaşantında, bunlardan bahsedersen biraz. Gerçekten vakit konusunda hayatın yani sabah 8, akşam 5, 6'ya kadar işe giderik herkes yani. Ve ondan sonra insan gidip yatmak, dinlenmek ya da ufak tefek hobiler yapmak ister. Böyle bir organizasyon olduğunda ya da bir müsabakan olduğunda, bir hedefin olduğunda çok sıkı bir şekilde çalışman gerekir ve kendine ayıracağın vakitten fedakarlık edin. Yani eve gidip dinlenmek yerine ya da çıkıp bir yerlere gezmek yerine antrenmana gitmek zorunda olun ve zamanının çoğunu harcan, yani işten sonra kendine ayıracağın zamanın çoğunu spor yapmak için, antrenmanlarda kendini geliştirmek için harcan. Öyle yani, severek yaparım. Hoca nasıl? Aranıza katılan? Bu hoca gerçekten yani bu kadar zaman kickboks da yaptım, boksa da geçtim. Gördüğüm hocaların içinde en deneyimlisi, en bilgilisi gibi. Çünkü bize gösterdiği tekniklerde bile kendi yumruklarımın bile daha sert gittiğini, daha güzel oturduğunu ben kendim hissetmeye başladım. Gerçekten değerli bir hoca, inşallah bu tarafta bize ders vermeye devam eder ve kendimizi daha da çok geliştiririz diye düşünüyorum.
Sevgili Bezer, bu ilişkiler anlamında aslında federasyonun sadece organizasyonlarla alakalı değil. Başkan pek değinmedi oraya, ancak ben onu da değinmek istiyorum. Hatta buradan Hasan arkadaşımıza, Hasan Karacal arkadaşımıza da evet, selamlar olsun. Hasan'ı da konuşacaktık ama. İzliyordur mutlaka bizi. As Başkan, Federasyon As Başkanı sanırım. Görev bugüne kadar gördüğüm bir federasyonun içinde çok ilgili. En özverili, ilgili. Hani bu işle yatıp kalktığını Hasan'a söyleyebilirim. Buradan da Hasan'a tabii ki sevgiler, saygılar. Şanslısın ki böyle bir kişiyle, ekiple çalışıyorsun sevgilim. Evet, ben oradan devam edeyim. Hasan'ı takip et. Aslında Hasan'ı takip etmek yeterli oluyor. Çünkü o her şeyin içinde olduğu için Boks Federasyonu'nun çok iyi derecede Türkiye ile, anavatan Türkiye ile de çok iyi ilişkileri var. Burada antrenör kursları, hakemlik kursları falan düzenlendi. Yani bunların hepsi, evet, hani biz resmi olarak tanınmadığımız için Türkiye'nin, Türkiye Boks Federasyonu'nun tanıdığı antrenörlük belgeleri, hakemlik belgeleriyle mücadele edebilecek seviyede ilişkilerimiz var ve birçok antrenörümüz de var. Başkan Türkiye ile olan ilişkilerden de bahsederse biraz daha detaylı, ben geçiş yaptım, ancak devam ediyor yani çalışmalar ve bu seviyede de işte artıyor yani kurslar düzenlendikçe. Evet, ilişkiler oldukça iyi herhalde Türkiye ile. Bayağı iyi. Zaten ilk biz federasyonu devraldığımızda yani bilen bir yerlerden destek almak lazım, öğrenmek lazım. Sistem nedir, ne yapılır? İlk çalacağımız kapı da Türkiye'ydi. Gittik, orada gerçekten bizi çok güzel karşıladılar. Çok iyi ilişkiler kurduk. İlk etapta hemen antrenörlük ve hakemlik kursları açtık. Yani iyi sporcu yetiştirmeniz için önce iyi antrenör, antrenöre sahip olmanız lazım. Ve eğitim, bilgi, her şeyin başıdır. Bu şekilde startı verdik ve 3 yıl oldu. Sürekli her sene antrenör ve hakem buraya gelir düzenli şekilde. Bizim sporcularımız orada gider müsabaka yapar. Mesela daha önce İstanbul bölge şampiyonu olan sporcumuz var bizim. 16 yaş grubunda. Evet, gençler defalarca. Ve İstanbul bölge şampiyonu oldu. Fenerbahçe'nin sporcusunu yenerek şampiyon oldu. Bu çok büyük bir şeydir boksta. Evet, ben onun hikayesini aslında duydum. Çok, nasıl diyeyim şimdi, yanlış kelimeler kullanmak istemem ama söyleyeceğim ya. Yani kale demeyeyim de çok hafife alındık. İşte Fenerbahçe'nin boksörünün karşısında işte bizim ülkenin sporcusu hafife alındı. İşte ben seni deviririm ya da işte ben seni aşağı atarım gibisinden söylemler ama ciddi anlamda da haddini bildirdiğini çok iyi biliyorum sporcumuzun. Kimdi insan? Hakan Çil. Kaç kilo? Kilodaydı. Kilo da var herhalde. 67 kilo. Nakavt var değil mi? Yok, nakavt yok. Yok, puanla. Sayıyla. Şimdi o sikletlerde nakavt, o yaşlarda nakavt zordur. Ama tabii bir soğuk duş etkisi yaratmıştır ama genç şimdi, arkadaşın herhalde şeyi. Tabii gençler arasında bilirsiniz 16 yaş grubu dediğinizde tabii ki birbirleriyle atışacaklar. Şimdi tabii bir şey de yanlış anlaşılmasın. Orada gittiğimizde biz gerçekten çok güzel ağırlandık. Gerek antrenörler gerek federasyon yetkilileri her şekilde bizi çok güzel ağırladılar. Tabii gençler arasında böyle atışmalar olur. Güzel bir müsabaka olduydu. Tabii burada bizim dezavantajımız veya avantajımız diyeceğim artık bilmiyorum. Buradaki boksun daha yeni olmasından dolayı mesela bu İngiltere'den gelecek olan sporcularla şimdi bu adamların işi sabah kalkıyor, antrenmanını yapar, beslenmesini yapar, uyur, öğleden sonra tekrar. Yarı profesyonel bir ligdir. Bu sporcular o lige dahildir ama tam profesyonel şekilde yani hayatlarını bundan idame ettiriyor. Bizim mesela örnek verecek olursak İhsan'ımız akşam 7'ye kadar işler. Akşamüstü gider, antrenmanını yapar, evine gider, uyur, dinlenir, maçına çıkar. Sabah kalkar tekrar işine gider. Evet. Maçına çıkar, nakavtla kazanır. Tabii karşıdan gelen sporcu Kıbrıs'ın boksta iyi olduğunu veya boksun olduğunu bile bilmezken gelip buraya bir bakar ki karşısında sert çocuklar görür. Tabii ki bir şok etkisi yaradır. Bizim amacımız da bu zaten. Aslında ülkemizin en başlı sorunu bu. Bu da nasıl aşılacak? Aşılacak mı? Bilinmiyor çünkü spor ambargosu olan bir ülkede profesyonelliğe geçiş çok zor. İnanılmaz zor. Çünkü yani insanlar bir yandan spor yapması gerekiyor. Belli bir seviyeye kadar geliyor ancak bir yerden sonra
Bu işin beslenmesi var, antrenmanı var, uykusu var. Yani biz bir hayatımızı idame etme derdindeyiz. İşlemek zorundayız, para kazanmak zorundayız, evimize bakmak zorundayız. Bir yandan da bu işi yapacaksak ona vakit ayırmak zorundayız ve bu anlamda işte profesyonel noktada sıkıntı yaşıyoruz. Hı hı. Ama yine de tabii ki ülkemiz adına Yıldız Başkan az önce çok önemli bir şey söyledi. Benim her zaman savunduğum çok az nüfuslu bir ülkeyiz. Ancak her anlamda, spor konusunda, her alanda, sadece spor da değil, sanat, kültür, her alanda gerçekten dünyayla mücadele edecek yeteneğe sahibiz. Tek sorunumuz profesyonel olamamamız. Antrenörün nasıl oldu bakış açısı bu şey? Çünkü işte çok kaliteli bir isim. Herhalde adam bekliyordu. İşte sabah kalkacak, sporcu gelecek, antrenmanını yapacak, beslenecek, uyuyacak herhalde. Öyle bir şey bekliyordu herhalde o da. Oydu beklentileri. Evet. Adam baktı insanlar... sabahtan spor yok, öğlen yok. Adama 7'de gelir şeye. Evet. Yani Güney Amerika bitti, dediğiniz. Yorgun. Aynen öyle. Boksun merkezidir bu ülkeler. Aynen yani öyle. Küba'dır, Bolivya'dır, Meksika'dır. Bunlar boksun merkezidir. Bu insanlar o kültürden yetişmiş. Tabii buraya geldiğinde bir baktı ki bizim sporcularımız işte akşama kadar işler, akşamüstü gelir antrenmanını yapar. Ama yani buna rağmen gene de gerçekten sporcularımız iyi. Yani aldığımız sonuçlar zaten bunun göstergesidir. Geçen sene yaptığımız organizasyonda 5 müsabaka yaptık. 3'ünü biz kazandık. 1'i knockout. Bir tanesinde sakatlık oldu. Bir tane de beraberlik verildi. Çünkü 2 master maçıydı o. 2 masterleri 40 yaş üzeriydi. Beraberlik verildi yani. Yapılan 4 müsabakanın 3'ünü biz kazandık. Birinde de sakatlık oldu. İşte tekrar bu sene yeniden yapacağız. Kaç sporcuyla katılıyoruz pazar günkü müsabakaya? 6 sporcumuz var bizim. 5 erkek, 1 bayanımız var. 5 erkek, 1 bayan onlardan gelecek. Evet. Şeyden bahsedelim Yıldız Başkan. İstersen biraz müsabakalardan bahsedecek olursak kaçar round üzerinden olacak? Ringlerin, roundların süreleri 3'er dakika normal. 3'er dakika, 3 round'dan yapılacak round. Müsabakalar. Bir dakika aralarımız var. İki de bayan sporcumuz var. Evet, onların da aynı şekilde olacak. Onlarınki de kendi aralarında gösteri maçı niteliğinde olacak sanırım yoksa... Gösteri değil, onlar da müsabaka yapacak. Müsabaka niteliğinde. Evet, tabii onlar çok... kask takacak bayanlar. İyice gidesin geliyor yani Okan. Pazar günü iyice gidesin gelecek. Normal hani bildirelim ki reklam da yapacak ama normal işte birinci round yapılacak reklamı. İkinci tabii, round. Ring görüllerimiz olacak. Birinci round gösterecek. Hakemlerimiz yine hakemlerimiz kendi federasyon bünyesinde yerli hakemlerimiz. Kendi federasyonumuz. Yani amacımız zaten tecrübe kazanması hakemlerimizin de. Tabii eğitim aldılar. Türkiye'ye giden hakemlerimiz oldu. Onların yolladıkları hakemlerden eğitim alan hakemlerimiz işte o gece tekrar bir müsabaka yönetme fırsatı bulacak. Evet. Elif Kaya ve Emine Akın karşılaşacak. Elif Kaya bir sakatlığından dolayı müsabakaya çıkamıyor. Onun yerine biz yabancı birisini getiriyoruz. Aslında ilk gösteri maçıydı. Bizim Emine Akın sporcumuz hazır. Evet, Elif'in sakatlanması sonucu biz de hemen yerine dedik ki bu maç olacak. Hı. Bir yabancı getiriyoruz. Evet, İhsan senin rakibin hangisi? Bu arada Maran Ersin senin rakibin. Ahmet Arcan'ın rakibi kim bu arada? Bunları da belirtelim en azından. Godwin Oluva Tomiva. Evet. Eşleşmeler sıralamaya göre sanırım. Evet. Sıralamaya göre. En evet. İçtekiler, en dıştakiler. İçten dışa doğru. Evet. İçten dışa doğru. Mithat'la Jason'ın geçen yıl. Maç müsabaka sıralaması da mı aynı şekilde? Yani sondan içe doğru mu gidecek şu an gördüğümüz fotoğrafa evet, göre? Hafiften ağır'a gider. Evet, yani bu durumda... Mithat'ın maçı en son, ondan önce İhsan. Evet. Demek ki Muhammed Ünal ikinci müsabakada. İki ya da üçüncü. İki. Evet. Evet, iki ya da üç. Aslında esprisini yaptılar Okan köyde. İşte hani torpil filan köylünü, işte Terezan'a filan. Halbuki hiç yani açıkçası bilmezdim ha. Yani ben Muhammed Ünal'ın boks federasyonu... Aslında o gün programda koyduğumuzda gördün sen resmini. SMS geldi. Köylüne dikkat diye SMS geldi. Uyarı geldi. Uyarı geldi, döndüm arka baktım ve Muhammed Ünal'ın o gece fark ettim. Nasıl rakibin, İhsan neler söylemek istersin? Rakibin hakkında herhangi bir bilgiye sahip misin? Bilgiye. Birkaç videosunu izledim. Hı-hı. YouTube'dan. Muay Thai olarak dövüşür galiba yurt dışında. Hı-hı. Yani. Çünkü rakibini, boksta rakibini tanımak çok önemli. Aynen öyle. Diye düşünüyorum ben. Çünkü aslında sevgili beyler,
Keşke işte, imkanın olsa ve antrenmanlarını, boks sporcularının antrenmanlarını görme fırsatın olsa, dersin ki yani böyle bir yorgunluk olamaz. İnanılmaz tempolu, ağır bir antrenman. Yani başkan kaç kalori yakıyor bir sporcu bir antrenman süresinde? Kalorisini bir günde 4-5 tane tişört değişikliği. Yani çok çok ağır bir idman çünkü ama işte bu ağır idmanların da gün sonunda işte müsabakada, ringde yani şu an bizim sporcularımız 3 round üzerinden müsabakalara çıkacak ancak müsabaka sırasında bile bazen hani görülüyor ki ya, boksçular işte yani hareketli birbirlerini kolluyor, gard alıyor falan. Önce inanılmaz bir efor harcanıyor aslında orada. Evet. Çok inanılmaz çünkü işte, tabii ki başkan ve milli sporcumuz çok daha iyi bilecek. Hani ben çok bilgi vermiş gibi olmayayım ancak hani izlediğim ve biraz da işin içinde olduğumdan dolayı yani orada harcanan o performansı, ağır gücün farkındayım ve tabii bunun da çok büyük bir de antrenmana sebebiyet vermesi gerekiyor. Bu yüzden evet, çok ağır antrenmanları var. Pazar günü DJ Umut, Kango evet, Jumping, Tülen Günaltın ve ekibi, Dance Show, Ring Girls ve Sena Kanatlı'yla, sevgili Sena'yla Meretleri de orada olacak. Kaçta açılıyor kapılar pazar günü? Saat 4'te artık. Saat 4'te kapılar açılır. Siz herhalde cumartesi günü herhalde tabii ring kurulumu. Ring kurulumu. Hazırlıklar. Hı-hı. Evet. Evet, peki basını ya da işte basın spor yazarlarının girişi çıkışı nasıl yaptınız? Oturacak düzeni nasıl ayarladınız? Sayın Yıldan Zabit o konu hakkında. Tabii. Geç yarın bir basın toplantınız olacak. Bunu da belirtelim. Yarın saat evet, 11'de Kıbrıs Türk Spor Yazarlar Derneği'nde Boks Federasyonu'nun 15 Mayıs Pazar günü yapılacak olan etkinlikle ilgili basın toplantısı olacak. Bunu buradan belirtelim. Hani basın nasıl yapacak girişlerini, neler yapmayı planlıyorsunuz? O konuyla ilgili fotoğraf çekimi illaki olacak. Ne planladınız o konuyla ilgili? En başta bahsettiğim gibi basın bizim için çok değerli. Hı hı. Bize gerçekten federasyonumuza çok büyük destek veriyorlar yaptığımız işlerden dolayı. Onun için biz de bu insanları onur etmek adına basın olan veya basın kartı olan veya bizim tanıdığımız herkese yaka kartı verilecek. Hı hı. İstediği şekilde, istediği yerden görüntülerini alabilecek. Çünkü bizim amacımız zaten bu boks sporunu yaymak. Ve bunu da en iyi yapacak kesin basındır. Hı. Onun için biz de elimizden gelen desteği vermek isteriz basına. Saha içerisinde izleyiciye ayrılacak herhangi bir yer olacak mı? Yoksa saha içerisinde, zaten bu yıl güvenlikte tutulacak özellikle. Soruyordum evet, bir SMS geldi güvenlik konusundaki evet, konuyu merak ediyorlar. 14-15 tane güvenlik tutulacak. Aşağıya kesinlikle antrenörler ve sporcular harici kimse inemeyecek. Tabii bir de basın olacak basın ama o da belli sanırım bir belli noktalarda kesilecek. Evet. O şekilde arılabilecek görüntü. Yani. Hı. Heyecanla bekliyoruz. Evet, yani. Sayılı günler kaldı. Evet, iyi bir ilgi. Şey sorayım son olarak, süremiz var mı Beyza'da? Var, var sevgili Okan. Şey sormak istiyorum ben, tabii programda değişiklik oldu mu olmadı mı bilmiyorum ancak face to face olayı olacak mı? Hani daha gündemde mi? Sanırım bununla ilgili bir açıklama oldu ancak tabii program dahilinde mi değil mi? Tam emin değilim. Golden Tulip Otel'de onlar da bize destek verdi. Face to face yapmayı planlıyorduk. Yalnız biraz sıkıntılarımız var bu konuda. Aşmaya çalışacağız. Eğer ki yetiştirebilirsek cumartesi günü bir şekilde face to face'imizle yapacağız. Yani, face to face'i de izleyicilerimize açıklayacak olursak hani bu boks müsabakaları öncesinde işte karşılaşacak olan rakiplerin birbirleriyle orada basın toplantısında bir araya gelip tartıya çıkıp karşılıklı. Yüz yüze orada birbirlerini ilk denemeleri aslında birbirlerine o şeyi vermeleri. Öyle bir ortam herhalde. Hiç sen, face to face olayı yaptın mı? Hiç insan? Öyle bir şey imkanım olmadı ama yani olursa çok güzel olacak. Olsa ne hissedersin rakibin karşısında? Çünkü o ilk ilk tavır, o ilk bakışlar orada rakibine karşı ringe çıkmadan önceki çok önemli ve aslında çok da ilgi çeken. Ben çok ilgi çekeceğini düşünüyorum. Yani, inşallah olur. Sıkıntılar giderilir. İnşallah.
Son bölümde ben basınla ilgili bir şeyler soracağım ki ben aşık 7-8 günlük sürece baktığımda gerek sosyal medya, gerek yerel gazeteler, gerek yerel kanallarda bu konuyla ilgili oldukça yer aldığınızı düşünüyorum kendi adıma da. Neler söylemek istersin Sayın Yıldız Sabit bu konu hakkında? Basının ciddi anlamda özellikle futbol ağırlıklı bir süreçte boks federasyonun yapacağı bu organizasyona ciddi anlamda yer verdiğini düşünüyorum kendi adıma. Aynı şekilde biz de düşünüyoruz. Yani en başta da söyledim zaten. Basının desteği gerçekten federasyonumuza çok büyük. Şimdi şöyle bir şey açıklamak isterim ben. En başta biraz önce Okan arkadaşım da değinmişti. Şimdi boks sporu olimpik bir spor olduğu için ve ayrıca amatör bir spor ve profesyonel olarak da yapıldı. Yani hem amatör hem profesyonel yapıldığı için. Tabii zaten aslında profesyonelle geçişte amatörlükten başlıyor günün tabii sonunda. Tabii. Şimdi mesela örnek verecek olursak futboldan verelim. En yaygın ve en çok desteği gören ülkemizde futboldu. Şimdi futbolda profesyonel olarak ülkemiz tanınmadığı için bir yerlere mesela hani getirebilir misiniz Fenerbahçe'yi burada maç yapsın veya ne bileyim bir herhangi bilinen bir ülkeye veya bilinen bir lige dahil olamıyor. Boks ve bunun gibi diğer sporlarda aslında bireysel sporlarda bunu ülkemiz adına yapabilirsiniz. Biz hep bunu yani benim her zaman söylediğim savunduğum budur. Bize aslında destek daha fazla verilmesi lazım. Çünkü biz bunu ülkemizin tanıtımı adına biz bunu yapabiliriz. Açık kapı var. Ne kadar az sonra aslında ikinci programın ikinci bölümünde bu konulara da daha fazla değineceğiz. Çok haklı. Ülke spor politikamız yok. O bir kere başlı başına en büyük sorun. Çünkü bir ülkenin sporun yönetilmesi için öncelikle spor bakanlığının ayrı bir sporun ayrı bir bakanlığı olması lazım. Gençlik ve Spor Bakanlığı tamamen ayrı olması gerekir. Biz bunu şu an şu durumda yönetemiyoruz. Spor dairesi üzerinden yönetiyoruz. Bu en büyük sıkıntı ve spora ayrılan bütçenin de aslan payı futbolun. Tabii ki yani. Aslan payı da değil yani. Pastanın büyük payı o noktaya gider o kadar. Aslan neredeyse tamamı diğerlerine düşen miktarlar hesaplanırsa tüm yatırım futbol üzerine tüm dünyada da olduğu gibi işte bizim ülkemizde yani vitrin futbol ancak Yıldız Başkan'ın tabii içinde uhde kalan ve dile getirdiği konuda haklı olarak tüm diğer branşlarda da bu aynı şekilde. Aslında tanıtımsa gerçek amaç birincil hedef bireysel sporlara yatırım çok daha önemli. İkinci bölümde konuk olacak olan isim verelim mi yoksa vermeyelim. İkinci programdaki bölüm, ikinci bölümündeki arkadaşımızda da konumuz da bu konuyla alakalı olacak. Onun dışında burada Eliz Maloney var. Gerçi isim vermeyeyim şu an çok isim var. İsim verirsek hata yapmış oluruz. Çünkü birini unutursak üzeriz. Çok önemli sporcularımız. O zaman şeyi soralım. Bireysel anlamda ve yeteri desteği alamadığı için istenilen seviyeye, düzeye gelmekte sıkıntılar yaşıyor. Ya da bir yerden sonra tükeniyor, bitiyor. Maddi imkansızlıklar. Maddiyat çok önemli çünkü. O yüzden başkana ben hak veriyorum bu konuda. Bireysel sporlara daha fazla yatırım yapılması konusunda. Ne çünkü kadar, esas kadar tanıtım orada. Çünkü bu tip branşlarda uluslararası açılım çok daha kolay tabii futbola ki göre. Girebileceğiniz ligler var. Bizim mesela müdahil olmaya çalıştığımız bir lig var. IBA denen. Independent Boxing Association. Avrupa'nın aşağı yukarı 7-8 ülkesinde bu sporcular, işte bu ligin sporcuları, bizim getireceğimiz sporcular bu lige dahil. Hangi ülkeden geliyor? Onları da belirtelim. İngiltere'den. Bu sporcular geliyor. Gene İngiltere'den geliyor. Evet, sadece İngiltere'den geliyor. Sporcular İngiltere geliyor. Evet. Ama face to face istediğini ciddi anlamda istedim Okan. Yani gözlerinden belli yani. Bir face to face istedim yani. Tabii ki organizasyon. Olabilir mi? Yani bu sabah öncesi var mı öyle bir ihtimal Sayın Zabit? Yoksa hani zor bir durum mu? Yani zor değil inşallah olacak. İnşallah yani, olacak. Ne gün sporcular şey ne zaman geliyor? Adaya ne zaman geliyor sporcular? Cuma günü gelirler. Cuma, bütün sabahtan. Konaklamaları hepsi bize ait şey değil mi? Tabii, hepsi size ait. Her türlü bütün
imkanlarımızı sunacağız. Cuma günü geliyorsa sporcular cumartesi bir face to face. Zabit Başkan cumartesi günü face to face yapar. Face to face yapar. Evet. Yarın katılacaksan basın toplantısına Okan yarın herhalde bu soruyu ne önerdik? Program öncesinde söyledim. Yarın Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Üniversite Arası Futbol Şampiyonası var. Bugün de Mausa'daydım. Tüm gün oradan yetişmeye çalıştım. Gazeteye, oradan programa. Ya. Yarın da finalleri, yarı final günleri olduğu için sabah 10'da başlayıp akşam 6'da bitecek. Benim de aslında biraz yoğun tempoda unutkanlığıma geldiği basın toplantısı. Ancak mutlaka tabii ki ben bunu spor servisi içerisinden mutlaka takip edeceğim basın toplantısında tüm yaşanan olayları. Evet. Onlara takip edeceğiz. Fazla o zaman tutmayalım. Başka bir noktaya konuk olacaklar. Kırmazlar bizi, katıldılar. İhsan, son sözlerini alayım. Gerçekten bir kere en azından gelip izleyeceğiz. İnşallah hedeflediğin noktaya varırsın. Bir knockout daha görürük. En azından canlı canlı görürük. Okan da ister face to face'i. Ben de isterim. İnşallah bir face to face yaşayacağım da cumartesi. Son sözlerini alayım. Daha fazla tutmayalım sizi. Face to face'i ben de isterim. Evet. Gerçekten hiç yaşamadığım bir olay ve çok yaşamak isterim. Hı hı. Maçla ilgili de geçen seneki maçtan dolayı herkesin büyük bir beklenti içerisinde. Evet, senin güzel bir beklenti yapmış durumda. Arkadaşlarım olsun, ailem olsun. Bu seni olumlu yönde mi etkiliyor, olumsuz yönde mi? Tabii ki olumlu yönde etkiler. Çünkü bir destek var sonuçta arkada. Çünkü herkes, var adamın bir yani beklenti var ama... Herkes seni desteklediği için senden bir beklentisi aynen, var. Aynen. Onun için artı bir şeydir bana. Senin de sorumluluğun artıyor doğal olarak. Evet. Yani benim de psikolojik olarak rehaveti de iyi yönetmek gerekiyor. Hani evet. Rahatlama açısından. Evet. Hani o destek karşısında. Bu maçta da inşallah ben de bir knockout istiyorum ama tabii ki belli olmaz. Evet. Sonuçta bu bir spor. Yenmek de var, kaybetmek de var. Evet, günün sonunda en önemli nokta da orası tabii ki sporun kültürü, disiplini, ahlak içerisindeki o centilmenlik çok önemli bir nokta. Mesela sert bir müsabakadan sonra, evet. Dikkatliyseniz birbirine sarılması, birbirine sarılıp tokalaşıp işte demeyecek bahsetmiştiğin şiddet konusunu aslında hiç işleyemedik ama o yani olmadığının da bir göstergesi. Belli kurallar içerisinde, bir disiplin içerisinde yapılır bu spor. Spor severlere değil isteyeceğim çağrı. Halka varsa bir mesajın bu organizasyona ilgili spor sever dersek çünkü kullanma spor severi halk için konuş. Varsa bir çağırın. 15 Mayıs pazar günü tüm halkımızı organizasyonumuza bekliyoruz. Gelsinler görsünler yani bu ülkenin evlatları neler yapabiliyor. Onlara bir destek olsunlar. Başka bir isteğimiz yok. Evet. Evet, teşekkür ediyorum bir kez daha katıldığınız için. İhsan, sana başarılar. İyi bir ekibin var. Hasan da bunlardan biri. Hasan Karacalay'la sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsın Hasan. Görüntüler için de bir kez daha teşekkür ediyorum sana. Başkan, çok şanslısın ki Hasan gibi bir kimlikle çalışıyorsun. Onun için az da olsa yükünü hafifledildiğinde sana Hasan'ı tabii düşünüyorum. Ancak tabii ki burada sadece Hasan değil tüm yönetimdeki arkadaşlarla aynen kutlamak gerekiyor. Kutlamak gerekiyor. Ciddi anlamda ellerini taşın altına koydular. Bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Evet, ilk bölümü tamamladık. Boksu konuştuk. 15 Mayıs'ta gerçekten görülmeye değer bir görsel, bir şov, bir müsabaka var. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ayrılmıyorsunuz kısa bir ara. Kısa bir aranın ardından ikinci bölümde bu kez farklı bir spor dalıyla birlikte olacağız. Şimdi bir reklamın sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gazetesinden hediye yağmuru devam ediyor. Her eve lazım hediyeler sizleri bekliyor. Her hafta 10 değil, 20 değil, tam 40 okuruna elektrikli ev aletleri veriyor. Her hafta 10 kişiye Bose tost makinesi, 10 kişiye ekmek kızartma makinesi, 10 kişiye Bose kahve makinesi.
10 kişiye boz buharlı ütü. Bu fırsattan yararlanmak için sadece 7 kupon biriktirmeniz yeterli. Detaylı bilgi Diyalog Gazetesi ve web sitemizde. Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cypressparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cypressparadise.com. Zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız yaz gelmiş. Cyprus Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. Burası Kıbrıs'ın en büyük yapı marketi. Metal boyalarından Stanley el aletlerine, Black & Decker ev aletlerinden, su armatürlerine, her türlü elektrik malzemelerinden, bin bir çeşit Marshall boyalarına. Ayrıca 4 katlı 1000 metrekare showroom'umuzda aradığınız her şeyle daha fazlası Demir Bilek Yapı Market'te. Karakum'daki merkez showroom'umuza ve Esentepe'deki şubemize bekliyoruz. Telefon numaramız 0533 847 26 48. Şimdi Demir Bilek Yapı Marketlerinde izolasyon, su tesisatı ve bahçe malzemelerinin yanı sıra DeWalt ve Cuprinol markalarından net %10 indirim. Demir Bilek Yapı Market. İş veya personel bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Güncel iş ilanları her pazar gazeteniz Diyalog'ta. Diyalog Gazetesi ve İK Master işbirliğiyle. Karamel. Bir asırlık lezzet ve kalite Kıbrıs'ın en tatlı adresi Karamel'de. Damak zevkine uygun ürünlerimizle hayatınızı tatlandırıyoruz. Drajelerden şekerlemelere, çeşit çeşit çikolatalardan lokuma, zengin çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karamel. Ayrıca özel günleriniz için elit hediye paketleri, nişan, düğün ve doğum günlerine özel tasarlanmış ürünlerimizi sizlere sunuyoruz. Pastijler, nikah şekerleri, her etkinliğe özel kutular ve kombinasyonlar Karamel'de. Ve dünyaca ünlü organik Belçika çikolatası Nutri şimdi Karamel'de. Kıbrıs'ın ilk ve tek çikolata evi Karamel. Doğanın yeşilliğiyle iç içe yaşarmışçasına huzuru hissetmek için zaman ayırmak isteyeceğiniz, şehrin tüm stresinden arınmış dairelerimiz yeni kentin en güzel sokaklarında sizleri bekliyor. Yenilikçi ve modern çizgisiyle, konforu öne çıkaran tasarımıyla Lefkoşa'nın en keyifli yaşam alanı High Level apartmanlarında her şey hazır. Yalnız siz eksiksiniz. Kahvaltıda ve sofralarda frikodur olsun.
toslarda. Frikottur, o frikottur. Hollandalı hep yanımızda. Frikottur, o frikottur. La la. Kıbrıs'taki en meşhur Hollandalı. Frikottur, o frikottur. Friko, doğal Hollanda peyniri. Bugün hızla gelişmekte olan en son teknolojiye hakim olmuş boya üreticisi Kaleboya, jeopolitik konumunun ayrıcalığı sayesinde uluslararası tüm ambargolara rağmen kalitesini ve gelişimini sürdürmeye devam ediyor. İnovatif yapısı, Kaleboya'nın sektörün bir adım ilerisinde yol almasını sağlarken, ürün yelpazesinde her geçen gün arttırması için gerekli altyapıyı oluşturma olanağı sunmaktadır. Kıbrıs şartları göz önüne alındığında bugün sahip olduğu ürün portföyüyle Avrupa'nın saygın üreticileri arasındaki yerini almıştır. Boya grubundaki markamız Kaleboya ürünlerinin en büyük farkı, yıllara meydan okuyan kalitesi, nem, rutubet ve UV ışınlarına karşı dayanım kalitesiyle rakiplerini açık ara geride bırakmasıdır. Mükemmel örtücülük değerleri ve leke tutmayan yapısı sayesinde yoğun kullanılan tüm yaşam alanlarında Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen boyasıdır. Möble, yılların verdiği tecrübe ve kaliteyle sizlere hizmet veriyor. Bu yüzden kalite tesadüf değildir. Modern mutfaklar, giyim odaları ve dolaplar. Estetik ve kullanışlı banyo dolapları. TV üniteleri. Birinci sınıf kapılar. Ayrıca özel üretim ahşap merdivenler yorucu möblede. Yorucu möble. Özsoy Kot Merkezi. 1990 yılından beri hizmet veren Özsoy Kot Merkezi yeni yerinde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. %100 yerli üretim kot pantolonlar, kadife pantolonlar, işçi üniformaları ve kıyafetleri, kamuflaj pantolonlar, işçi montları ve kot montlar, baskılı ve baskısız tişörtler, işçi önlükleri ve özel ürünlerle kot yıkama. Özsoy Kot Merkezi, Esnaf Sanayi Sitesi, Lefkoşa'da. Yerli üretime destek verin. Özsoy Kot Merkezi. Zagros Development and Construction. Bu çatı altında herkes ev sahibi oluyor. Tamamlanmış ve devam eden projelerimizde sizleri bekleyen Türk Koçanlı dubleks villalara sahip olabilirsiniz. Zagros kalitesini ve konforunu sevdiklerinizle yaşayın. Değerinde fiyatlandırma ve uygun ödeme koşulları Zagros Construction'da. Detaylı bilgi için bizi arayın. 0533 836 11 çift 0. Aşk iki kişiliktir. Sen ve ben değil, biz olabilmektir. Sena Diamond aşkınızı tasarlıyor. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Aşk bizde mi? Sultanman Yakışan Kahve.
kahve çekirdeğinden eşsiz bir lezzete giden yolculuğun adı Sultan Kahve. Muhteşem bir düğün için gerçek fark Merit Park. Kusursuz bir düğün için rezervasyon 0392 650 25.00. Diyalog TV yayınları Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla artık iOS ve Android'lerinizde. Nerede olursanız olun gündemi, haberi ve yayınlarımızı kesintisiz olarak Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla takip edin. Kıbrıs Diyalog TV uygulaması Apple Store ve Google Play'de. Size en yakın frekans 91.3 Radyo Diyalog. Diyalog Medya Grubu olarak mutlu günlerinizde sevinçlerinizi paylaştığımız gibi acılı günlerinizde üzüntülerinizi paylaşmak için yanınızdayız. Vefat ilanlarınızı Diyalog Gazetesi ve televizyonunda ücretsiz yayınlamanız için vefat ilan servisimizi 0533 853 5410 444 4449 numaralarından arayabilirsiniz. Diyalog Medya Grubu hayatın her anında yanınızda. İkinci bölümü başlıyoruz. Birinci bölümü tamamladık. Yıldan Zabit ve İhsan Şam'ı uğurladık. İkinci bölümde yine ülkeyi yakından ilgilendiren ya da ülkenin en azından şu süreçten itibaren artık merak ettiği bir konu Yiğitcan Hekimoğlu ve Celal Keleş zorlu bir periyot, zorlu bir sürece girecekler. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bir Rio var. Herkesin aklında Yiğitcan'ın boy göstereceği bir müsabaka. Okan yine benimle birlikte. Okan konuyu çok yakından da takip eden meslektaşlarından bir tanesi. İkinci bölümde de Celal Keleş ve Yiğitcan Hekimoğlu bizlere birlikte olacak. Biz buradaydık. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Yorucu bir günün ardından. Evet. En azından adamı bugün bırakaydın dinlensin. Sevgili hocam ki rahat bizle sohbet edelim. Evet. Ama öyle bir şansın herhalde yok bu süreçten sonra artık. Evet. Umarım tabii dinlenecek zamanımız olur. Hedeflere ulaştıktan sonra. Evet. Şimdi çalışma zamanı. Rutin antrenmanlarımız devam ediyor. Ve bu süreç tabii ki hedeflere ulaşana kadar devam edecek. Son bir haftalık meteorolojik şartlarda baktığımızda serin bir hava, tam istediğin havalardan herhalde bir tanesi Celal Hocam. Evet, aslında şöyle söyleyeyim, yani çok soğuk olmasını istemiyoruz. Hem sağlık açısından hem de sprint etkenleri açısından. Dolayısıyla ani soğumasından rahatsızız ama bir iki günden sonra bugün yine daha iyiydi kısmen. Bunun içinde memnunuz yani bu açıdan da. Çalışma ortamı zaten beğendiğimiz bir ortam. Evet. İstediklerimizi bulabiliyoruz şu anda Kıbrıs'ta. Dolayısıyla artık yaza yani biraz daha havalar ısınacak. Zaten biz de önümüzdeki günlerde yurt dışına gitmeye başlayacak. Dolayısıyla artık bundan sonraki süreç artık hedefe doğru umarım sıkıntısız bir şekilde devam eder. Hı hı. Hoca yorgun ama bir bölümünde de öyle o keyfi, o mutluluğu aldım ben ondan.
Herhalde non-stop diyebiliriz Yiğit. Tabii yani şöyle bir biz geçen aylarda da sizin programımıza dahil olduğumuzda da bu yıl içerisindeki planlamamızdan bahsetmiştik. Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Her ne kadar fiziksel olsa da bu yoğunluk psikolojik olarak da bizi etkilemekte. Avusturya kampıyla başlayan bir serüven ve onun devamında sonunda ikinci hazırlık dönemimizi de bitirerek artık sezon açılışımıza şu an yaklaşık bir 20 günlük bir süreç kaldı. Önümüzdeki günlerde hocam da bahsettiği gibi zaten milli takım kampları ve kulübüm olan ENKA ile olan bağlantımla beraber ENKA 4x100 bayrak takımını oluşturdu ve artık önümüzdeki günlerde yapılacak olan yarışmalara bir hazırlık sürecimiz başlayacak. Çok güzel bir süreç geçirdik aslında bu yıl. Bizim adımıza gerçekten Allah'a şükür kazasız belasız bir yıl oldu diyebiliriz. Sakatsız bir yıl geçirdik. Operasyonun Sezon öncesi geçirdiğim bir, zaten geçen seneden planladığımız bir durumdu. Onu o operasyonda geçirdikten sonra sezondan tam anlamıyla hazır bir şekilde girdik. Avusturya kampıyla beraber işte şu an buradaki süren kamp sürecimizde bir periyotlamamızı devam etmekte. Umarım önümüzdeki günlerde de serüven başladığında istediğimiz sonuçlar alır, istediğimiz yerlere geliriz. Hı. Okan, Cenab Hocam Yiğit, yakından... Konuyu ben biraz dağıtayım, sizi çok hızlı bir giriş yaptım hemen ama direkt sondan neyse başa doğru dönelim. Uzun zaman oldu. Yani şu an Yiğit Can'ı şu halde görmek ve benim Yiğit Can'la tanışıklığım, Celal Hoca'yla zaten tanışıyorduk ancak Yiğit Can'ı ilk tanıdığım gün ve şu anki durum, arada geçen sürede yaşananlar, bizim spor medyası adına hani şey vardır hep, eleştirmek vardır, olumsuzlukları, özellikle işte futbolda hep hatalar ararız, olumsuzluk ararız eleştirmek adına. Ancak ben her klavyenin tuşuna, her harfine vurduğumda böyle içimden sanki kendi gururummuş gibi hissedip o klavyenin tuşlarına, harflerine basarken o gururla, o mutlulukla yıllarca Yiğit Can'ın haberlerini yaptık. Tabii ki Celal Hoca'nın burada şeyini es geçemeden, çünkü sporun birinci hedefi bu. İyi bir sporcu olabilmek için önce iyi bir antrenör olması gerekiyor. Bu yüzden Celal Hoca çok önemli. İkisi birlikte geçen zaman zarfında çok müthiş işlere imza attılar ülkemiz adına. Tam bir gurur kaynağı. Ancak ne yazık üzüldüğümüzde çok nokta var. Baktığımız zaman işin hani her zamanki sıkıntımız olan maddi boyutu, destek boyutu, manevi boyutu her anlamda bizim ülke adına eksik bıraktığımız, bu seviyedeki sporcularımızı yalnız bıraktığımız, gerçek hak ettiği desteği vermediğimiz olayları yaşadık. Ancak işte pes etmeyen iki kahraman var burada. Tabii çok iyi sporcularımız var. Evet, bireysel anlamda çok farklı alanlarda da çok iyi seviyede sporcularımız var. Onların bollukta yokluk çektik. Yani söyleyebilirik. Kullanabilirik o terimi. Bu yönetimle alakalı. Bu işte az önce bahsettik birinci bölümde. Yani bu ülkenin özellikle bu kadar küçük çaplı ve az nüfuslu bir ülkede gençlik ve spor adına, ülke tanıtımı adına bir şeyler yapmak istiyorsak gençliği ve sporu yönetecek ayrı bir bakanlık olması şart. Yani tıkandığımız nokta, en önemli nokta burası. Bakanlığın ayrı bir birim olması tabii lazım ki, artık. Sporu ve gençliği yönetecek ayrı bir bakanlık olması. Konuyu dağıtmadan Celal Hoca mutlaka o konulara değinecektir. O kadar bir içten tanışık olduk ki, çünkü Yiğit Can'ın o kadar çok haberini yaptık. Celal Hoca'nın o kadar çok haberini yaptık. Ben hani Celal Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Yiğit Can'ın Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun katıldığı her yarışlarda Celal Hoca Yiğit Can'la ilgileniyor, psikolojisiyle ilgileniyor, antrenörüsüyle ilgileniyor. Dönüyoruz, telefonla arıyoruz, bize bilgileri aktarıyor, haber yazmak için fotoğraf çekiyor. Yani her şey, her anlamda. Tabii bir yandan da bir başka hak vermek gerekirse de Yiğit Can'ın çok değerli, çok saygı duyduğum, çok sevdiğim annesi ve babası Aynur Hanım, İbrahim Bey de izliyorlardı sanırım bizi. İyi akşamlar. Aynur Hanım'a da buradan, İbrahim Bey'e de. Tamamen özveri.
Yani Yiğitcan annesinin babasının özverisi, Yiğitcan'ın inancı, Celal Hoca'nın inancı Yiğitcan'ı bu noktaya getirdi. Dediğim gibi az önce işte hani o ilk tanıdığım günden şu anki durumunu gördüğümde hani yaşanan film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Ve bu sürede ben aslında bir şeyler çıkartmaya çalıştım. En sonunda vazgeçtim. Çıkartmadım. Birkaç yıl önce dergide bir en son sayfasını yapmıştım. Tarih yazan atletimiz diye. Sadece onun bir başlığını aldım geldim. Çünkü yazmakla, sıralamakla bitmez. Rekorları, başarıları, ülke temsiliyeti, ülkeye yaşattığı gururlar yazmakla, okumakla burada bitmez. Fazla da uzatmayayım ben. Tekrardan topu sana atayım. Topu bana atacaksın. Ben de çok güzel bir pas vereceğim Celal Hoca'ya. Hocam, dün gibi aklımda 8 ay önce Ispor'un yetkili birimlerinin yaptığı bir açıklama vardı. Ülkedeki elit sporcular artık farklı bir noktada değerlendirilecekler. Farklı bir noktada katkı alacaklar. Yiğit de bu ülkenin elit sporcusudur. Elit sporcusudur. Ama ben Beyza Dönalmış olarak diyorum ki Yiğit yeterli desteği maddi olarak bu ülkeden almıyor. Celal Hocam çok özür dileyerek çok kısa bir orada hatırlatma yapmak istiyorum. Bu alınan karar spor dairesi yönetim kurulunun almış olduğu karar değil mi? Evet. Şimdi spor dairesi yönetim kurulu yeniden değişti. Acaba bu kararlar ne olacak deyip devam edelim. Hocam yani birlikte yaşadık bu süreci. Benim bahsettiğim konu bu aslında aynen öyle, işte. Aynen öyle. Evet. İstikrar yok. Evet, aslında bizi direkt olarak etkiliyor bu değişiklikler. Çünkü ne kadar birbirimizi tanısak da, ne kadar yönetici olarak değişiklikte yönetime gelen veya yetki alan kişileri tanısak da, birbirimizi bilsek de, yeniden bunlara zaman ayırıp, yani bu konulara zaman ayırıp, tekrardan bunları anlatmanız ve tekrardan yeni gelen ortamda bunun devamını sağlayacak bir ortamı tekrardan birlikte yaratmanız gerekiyor. Ve inanın bu son sürat giden bir trenin giderken yakıt almasına veya giderken yolcu almasına benzer. Hı. Yani durması gerekir, yavaşlaması gerekir veya uygun hale gelmesi gerekir. Dolayısıyla devamlılık kişiler bazında olmaması gerekiyor. Yani tamam, bürokratik bazı şeyler var. İşte sistemimizde olması gereken şeyler var. Bunları da kabul ediyoruz. Gelen müdürlerimiz olsun, işte diğer bize direkt etki edecek olan kişiler olsun. Bize bugüne kadar ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştılar. Fakat bu her zaman bir sekteye uğradı veya gecikmeli oldu. Ve bu süreçler de bizi negatif yönde etkiledi. Ama ellerinden geleni yaptıklarına inanmak istiyorum. Pozitif bakmak istiyorum. Çünkü gerçekten negatif baktığımız zamanlar direkt olarak bizi motivasyonumuzu düşürüyor. Dolayısıyla işte bu 7-8 yıllık, 9 yıllık süreçte değişen bütün iletişimde olduğumuz gerek Atletizm Federasyonu yönetimiyle birlikte, gerek işte müdürlerimiz, gerek müsteşar pozisyonda olan yöneticilerimiz bu iletişimi bize kapamadılar. Yani bunu söylemek doğru olur. Yalnız işin akışı, işin devamlılığı, zamanın gecikmemesi beklediğimiz şeylerdi. Maalesef zaman zaman bunlar aksadı çeşitli nedenlerden dolayı. Bunlar da bizi biraz da yavaşlattı bu geniş anlamdaki süreç içerisinde. Kaldı ki daha direkt bize yansıyacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor bu gibi şeylerin. Yani bir sıkıntı olduğu zaman biz
En az 3-4 kişiye anlatmak zorundayız bunu. Ve o kişiler de kendi içlerinde buna onay vermek. Ama veya zamanla geçiyor. Zamanla geçiyor ve bunu anlamak istemeyen kişilerin de çıktığını gördük bu süreç içerisinde maalesef. Ve derler ya işte insanları tanıyorsunuz bir süre sonra. Maalesef gerçek anlamda tanıdığımız kişiler de oldu. Ha onlar artık vicdanları rahatsa bizim için sıkıntı yok. Ama bizim onlara karşı vicdanımız aynı şekilde değil. Bunu da söylemek istiyorum. İsim vermek de istemiyorum. Şey değil hocam, konuyu da polemik etmek de istemiyorum konuları. Canınız yandı bu süreçten bu süreç içerisinde açıkçası engel koyanlar da yanımızda olanlar da bir hedefe vardığımız zaman gerekli payı alsınlar. Gerekli düzenlemeleri, gerekli mutluluğu ve huzuru yaşasınlar. Bizimle birlikte sevinsinler veya üzülsünler. Birlikte eğer bazı şeylere ulaşacağımızı düşünürsek bence en azından Yiğit'le ben ikimiz düşündüğümüz zaman bence hedefimize ulaşmış oluruz. Çünkü biz bazı şeyleri göze alırken, bazı fedakarlıkları yaparken gerçekten ikimiz Yiğit kendini, ben de kendimi düşünerek yapmıyoruz. Bu ülkenin bir çıkışı olarak görüyoruz. Net bir şekilde söylüyorum bunu. Kim nasıl isterse baksın. Ve biz bütün bu uluslararası barajları, uluslararası ortamdaki yarışları yaparken, hedeflerken, orada olurken inanın bu yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her bireyini oraya taşıyoruz. Orada temsil etmeye çalışıyoruz. Onların hak ettiği pozisyonu orada yaratmaya çalışıyoruz. Ve benim için özellikle daha da önemli olan bu ülkede bir şeyleri başarma azmi olan herkesin bunu yapabileceğine olan inancını desteklemek amacındayız. Yaptığımız her başarının hedefinde bu var. Dolayısıyla rahatız. Bugüne kadar yapılmamış olan birçok şeyi yaptık. Yaş gruplarında işte yıldızlar seviyesinden tutun, bugün büyükler seviyesine kadar gelen birçok noktada birçok ilki yaptık. Ya büyükler seviyesinde şu anda çıtayı en yukarıya çıkarmak istiyoruz. Burada yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Hedefimiz o. Ve bunun karşısında hiçbir olumsuzluğu dikkate almayacağımızı da net bir şekilde söylüyorum. Olumlu olan her şeyi, her kişiyi kale alıp yanımızda hissedip yürümek istiyoruz. Ve artık bundan sonraki süreçte olumsuzlukları değil de destekleyen, yanımızda olan, bize güç veren herkesi yanımızda hissedip bizimle birlikte yürümelerini istiyoruz. Dediğim gibi olumsuzlukları da tamamen göz ardı etmek istiyoruz. Ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet. Okan, varsa söyleyeceğin söyle. Çünkü biliyorsun zamanda ilerler. En azından hocaya bu konuyla ilgili söyleyeceğin varsa söyle. Sonrasında ise bir bakalım neler bekliyor Yiğit'i, Celal Hoca'yı. Hocam ölçüm testleri, kamplar herhalde evet. Artık yavaş yavaş başlayacak. Yiğit, evet. Bu konuyla ilgili negatif yönde etkilerin deyin ve söylemek istediğin bir şey varsa bu konuyla ilgili söz alabilirsin sen de. Açıkçası şöyle bir kıssadan hisse tarzında bir yorum yapmak istiyorum. Biz bu yola baş koyduğumuzda Okan abinin söylediği gibi en başta bizi tanıyanlardan, bizim yanımızda olanlardan bir tanesi olarak o da bu durumu ve konuyu, ortamı çok iyi bilenlerden bir tanesi. Biz bu yola baş koyduğumuzda Celal Hoca ile beraber 7 sene önce ben kavramını kaldırdık. Çünkü bu her ne kadar da bir eser bir spor da olsa bu iş bir takım oyunu. Ben kendi başıma bir yerlere gelemem veya Celal Hoca kendi başına beni bir yerlere getiremezdi. Biz ikimiz biz olma kavramını benimsedik. Evet. Her attığımız adımda biz
olarak yaptık. Ve biz yaşadığımız bu topraklarda, bayrağı altında yaşadığımız bu topraklarda hep biz olarak baktık. Hiçbir zaman biz her ne kadar da başarılı olduğumuzda, Yiğitçen'e kim olduğu adı çıksa da biz hep olarak, her zaman biz olarak baktık. Bu ülkenin sporcusu ve evladı olarak baktık. Yaptığımız her başarıda da bunun gururunu, sevincini herkese beraber yaşamaya çalıştık. Paylaştık. Paylaştık ve bize her zaman destek verenlerle, bizim yanımızda olup olmayanlara da her zaman bu başarımızın her zaman arkasında olduğumuzu, daha çok çalışacağımızı her zaman dile getirdik. Bazılarına biz olma kavramını öğrettik. Belki zorla öğrettik. Fakat bunu öğrettik. Ama bunu biz planlı bir şekilde yapmadık. Bunu sahada kazandık. Bunu yaptığımız başarılarla, kırdığımız rekorlarda kazandık. Yöneticilerimize her zaman biz olarak hitap ettik. Her zaman bizimle beraber bu yolda siz de varsınız dedik. Yani her ne kadar da o sahada, o piste çıktığında ben tek olarak yarışıyorsam da biz kavramını hiçbir zaman eksikmedik. Her zaman bayrağı ve milletimize olan sevgimizi her zaman koruduk. Ve her zaman hocamın da bahsettiği gibi gerek yurt içi gerek yurt dışı yarışlarında her zaman üzerimizde olan sorumluluğun kıymetini bildik ve ülkemizin şartlarını göz önünde bulundurarak her zaman ona göre davrandık. Umarım çalışmalarımızın karşılığını aldıktan sonra ve bu ülke için bir şeyler yapmaya devam ederken umarım insanlar da biz olma kavramını benimserler ve bizimle beraber yeni başarılara, yeni gururlara ortak olurlar. Biz çünkü her zaman bundan yanayız. Biz bizden sonra gelenlere de destek oluyoruz. Bizden önce gelenlerle de bu sevgiyi yaşıyoruz. Çünkü bunun tadı ancak bu şekilde çıkar. Bu şekilde gurur duyarız. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Ne kadar destek verilirse, ne kadar biz olma kavramı ön plana çıkarsa bu ülkenin topraklarında yaşayan çocuklar da ileriki zamanlarda o kadar yükseğe çıkabilirler. O kadar yüksek barajları veya başarılar elde edebilirler. Çok kıymetli bir toprağın ve milletin içinde yaşıyoruz. Umarım biz olma kavramını ileriki günlerde ve zamanlarda daha çok benimseyip o şekilde yolumuza bakıp o şekilde güzel başarılar elde ederiz diye düşünüyorum. Yiğit de dolu bu konuda. Okan, Ceral Hoca da. Ben ikisini de aslında anlamakta zorluk çekmiyorum. Çok iyi anlıyorum. Ben biraz daha hani televizyon karşısındaki izleyicilerimize biraz daha böyle onların anlayacağı cinsten bir şeyler aktarmak istiyorum aslında. Çünkü Ceral Hoca'nın akademik kariyeri, bu alandaki bilgisi, deneyimi, tecrübesi, Yiğitcan'ın yeteneği, işte takım olduklarından bahsettiler. Takım biz olmanın ruhunu aşılamaya çalıştı. Yiğitcan'ın desteklenmesi bu yüzden önemli. Yiğitcan desteklenirse arkadan başka Yiğitcanlar gelecek. Onlara yol açılacak. Ceral'da başka Yiğitcanlar çıkaracak. Evet, aynen öyle. Yani biraz konuyu dağıtıp farklı bir yerlere çekecek olursam, ben de spor akademisi mezunuyum. Beyza'da biliyorsun, ilkokuldan üniversite yıllarına kadar ben de atletizm içerisinde oldum. Ve zamanın şu an aslında az önce bir çok güzel bir söz ettin. Yani varlık içinde yokluk çekiyoruz derken her şey gelişiyor, her şey değişiyor. Bunu söylemekten de gocunmuyorum gerçekten. Ben ortaokul, lise, yaz seviyesinde otostopla antrenmana gidiyorduk biz köyden. Şartlarımız öyle çünkü bu kadar çok araç yok ya da teknoloji bu kadar gelişmiş değil. Antrenman materyalleri, işte hatta topraktı, zeminimiz toprak yani bu toprak sahalarda yarışıyorduk. Buradaki Yiğitcan ve Celal Hoca'nın yani atletizmin içinden geldiğim için onu yani anlayabildiğim için karşıdaki izleyiciye anlatmak istiyorum. Günlerce, haftalarca, aylarca antrenman planları yapıp sezon planlanması, bunun içerisindeki işte takvimde yer alan yarışlar, kamplar, her şeyi planlamak zorundasın. Yiğitcan her bu yüzden elit, bu yüzden desteklenmeli. Yiğitcan her genç gibi, hatta Celal Hoca da kendi adına hayatını yaşamıyor. Sosyal hayatından ödün veriyor.
gezmesinden, tozmasından, ailesinden, eğlencesinden, ailesinden, her şeyinden. Yani bu insan birçok şeyden ödün vermiş. Bunun için bu ülkenin milli rekortman bir sporcusu, bu başarıları elde edebilmek için. Ve hani yine ilk bölümde boksun ne kadar ağır olduğundan bahsettik. Antrenmanlarının ne kadar ağır bir spor olduğundan. Yiğit Cambur da sevgili Bezer'e bu kadar teferruatlı, bu kadar yorucu süreç ne için biliyor musun? Sadece salise geliştirmek. Yani bak konuşurken bile bir harfin ağzımızdan çıkacağı süreyi geliştirmek. Tüm çalışmalar, tüm şeyler bunlar üzerine. Yani sanırım bu söylediğimden herkes anlayabilir bunun ne kadar zor bir şey olduğunu. Ve bunun için ne kadar çok cefa çekilmesi gerektiğini. Hı hı. O yüzden Yiğitcan desteklenmeli. Hocam devam edersek ben de çıkarım artık ve bitiremek yanayım. Şey olay da var. Şimdi desteklenmeden bahsetti. Şimdi beden eğitim ve spor yasasına baktığımız zaman veya ödüllendirmedeki devletin ortaya koyduğu veya meclisin aldığı son değişiklikle ilgili ortaya koyduğu konu aynen şu. Sporcu, antrenör, teknik direktör ve buna benzer kişilerin uluslararası düzeyde, uluslararası altını çiziyorum, uluslararası düzeyde veya yurt içerisindeki yaptıkları devleti ve ülkeyi temsiliyet ve gurur vesilesi olma karşılığında amatörlük seviyesini aşmayacak ölçülerde ödüllendirilebilir diyor. Yani uluslararası seviyede bir başarı istiyorsunuz, bekliyorsunuz ve ödülünüz amatörlüğü açmayacak şekilde ödüller verilebilir. Verilir de değil. Verilebilir. İnisiyatife bağlı. Aynen öyle. Yani biraz önce söylediğim şey işte bu. Yani şimdi biz herhangi bir noktada rekor kırsak veya bir dünya şampiyonasına katılsak veya şu anda olimpiyata gitsek bunun karşılığında bir şey yoktur. Ancak ve ancak işte müdürümüz veya artık bilmiyorum kabul edecek bir spor dairesi müdürü dışında ödül verme veya buna bir katkı diyelim. Katkı da değil. Yani ödül verme gibi bir yetkisi var mı diğer kurumların? Yani siz bugün spor dairesi müdürü size ödül vermeyle ilgili bir tasarrufta bulunacaksa veya bulunmak isterse siz yaptığınız başarının karşılığında bunu alma şansınız olabilir. Olur değil. Yani bu durumdayız. Ha, buna rağmen biz biraz önce bahsetti antrenmanların içeriğiyle ilgili 365 günün yaklaşık olarak 340 gününü antrenman ve müsabaka yaparak geçiriyoruz. Bakın 3 haftalık maksimum bir dinlenme süresi vardır. Eylül ayı, Ekim ayı ortasına kadar. Tabii hocam bunun yanında düzenli uyku, düzenli beslenme alması bunlar gereken hepsi zaten vitaminler, onlar, yakacağı, harcayacağı kaloriler. Bakın şimdi mesela diyelim ki yarın planda antrenman var ama diyelim ki antrenman yok. Yani fiziksel bir aktivite yok. Ama antrenmanın programın bir parçası olarak yarın yapacağı ve yaşam şekli bellidir. Ne kadar dinleneceği, yani yarın antrenman yok. Antrenman programının tamamen dışında bir durum değildir. Antrenmanın bir parçası olarak yarın antrenman yoktur olayı var.
Ama o süreçte planlanmış başka bir şey de vardır. Başka bir şey vardır. Yani nedir? Çok kaliteli dinlenmesi, beslenmesi ve düzenli bir şekilde her zamanki gibi uyuması gerekir. Ne bizim futboldaki gibi çok eleştirildik. Çok bunun da üzerine çok futbolcu arkadaşım var. Çok tepki de gösteriyorlar. Halen gösteriyorlar. Ancak ben kendi adıma buna anlam veremiyorum. İşte haftada 3 antrenman, 4 antrenman. Maç pazarsa işte cuma club. Cumartesi ise maç sonu club zaten. Hele bir de galibiyet varsa işte onunla eleştiriyoruz. Bir aralarla yer çekip resimler Facebook'ta. Ondan sonra anlatmaya çalışıyoruz. Siz idolsünüz gençlerin. Sizin örnek alıyor. Yapmayın bunu. Dönüp bir de bize işimizi hatırlatıyorlar işte. Ne yapmamız gerektiği yani. Gördük ya yani şampiyonluk kutlamalarının hepsini gördük. Yani şampiyonluk kutlamasını anladım. Ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Yani çok güzel bir noktaya değindi. Bugün bir performans istiyorsanız yapacağınız her işte maksimal bir adanmışlık ve çalışma ortamı içinde olmanız gerekiyor. Aynen. Profesyonel yani, olmasak da profesyonel gibi çalışmak zorundayız. Profesyonellik şu anda bence bizim futbolumuz profesyoneldir. Para var işin içinde. Eğer sizin yaptığınız iş karşılığı bir nakdi gelire bunun miktarı önemli değildir. Evet. Bugün çok büyük para alan daha profesyoneldir diye bir şey yok. O sizin karşınızdakiyle yaptığınız anlaşmaya bağlıdır. Dolayısıyla şu anda bence kulüplerin çok daha sıkı anlaşmalar yapması gerekiyor sporcularla. Aynen öyle. Hele bugün... Genel anlamda değil mi hocam? Tabii ki. Genel anlamda söylüyorum bunu. Genel sporculara bakış açısı açısından söylüyorum. Bir sporcudan bir kere antrenör kadar iyi bir verim alma stratejisine sahip olması gerekiyor yöneticilerin. Eğer siz, bu bizim için de geçerli. Bizim performansa dönük yaptığımız bu işte. Nasıl şu anda ödüllendirmeyi konuşuyorsak, bugüne kadar olmadı ama ulaşmayı vaat ettiğimiz ve ulaşamadığımız her noktada da nedenini sorgulaması gerekiyor. Ancak bu noktada antrenör, sporcu ve bunun karşılığında bunu bekleyenler bir verim alabilir veya daha ileriye gidebilir. Evet. Yoksa herkes bildiğini yaparsa, herkes o sorumluluk ve o aradaki anlaşmanın dışında işlerle uğraşırsa, bugün sen futboldan bahsettin, futbolda da verim alma istediğin seviyeye çıkamaz, diğer branşlarda da çıkamaz. Evet. Dolayısıyla bunların daha düzenli, daha sabit bir zemine oturtulması gerekiyor. Hocam ne var önümüzde? Ya şimdi baktığınız zaman... Ya da ilk yurt dışı yolculuğu evet, ne gün başlar? Aslında şöyle söyleyeyim. Yani şu anda biz aslında milli takım kampında Antalya'da olma durumumuz vardı. İkisinden itibaren bu ayın. Milli takım kampı orada başladı. Fakat şu anda orada iki sporcu var. Bizim sprintle ilgili söyleyeyim. Diğer sporcular yurt dışında olanlar var. Çünkü biliyorsunuz yani bireysel olduğu için bireysel etkenler de bunları tabii ki izin almak kaydıyla değişik tarihlere de oralara katılmayı gerektirebiliyor. Biz de hem bizim Avustralya kampından döndükten sonraki süreçte tekrar o kampa gitme arasında biraz daha fazla zaman olmasını istediğimizden hem de burada işte Yiğit'in hem okul durumunun olmasından kaynaklı bu tarihi birazcık daha öteledik. İşte milli takım koordinatörümüzle de konuştuk. Bu birkaç gün içerisinde de biz de oradaki kampa ve daha sonraki yarışlara katılacak. Aynı zamanda Mersin'de birinci ayak kulüpler yarışmaları var. Daha sonrasında Şampiyonlar Ligi var. Ve ondan sonra da hem yurt dışı yarışlar arka arkaya gidiyor. Artık son düzlüğe geldik denir ya. İşte son düzlük.
aslında son düzlük derken de en önemli nokta. Çünkü hem Avrupa Şampiyonası var, hem Rio Olimpiyatlarının kotası içerisinde evet. yer alma hedefleri var. İşte diğer taraftan Balkan Şampiyonası var derken uluslararası birçok yarışta bundan sonraki süreçte inşallah güzel bir güzel haberleri ülkemize ulaştırırız. Müthiş bir yoğunluk olacak hocam. Evet. Ondan şaşmıyoruz ki zaten insanların 4 yılda bir de beklediği tabii ki herkesin aklında merakla, ilgiyle olimpiyatlar var. Olimpiyatlarında tabii ki en zevkli kısmı her zaman için atletizm oluyor. Hedef ben de ağzımdan hiç düşürmüyorum. Geçtiğimiz yıldan beri hedef Rio. Şu an için siz neler düşünüyorsunuz? Rio ile ilgili oraya kadar gelinecek bu yoğun süreç içerisinde bu kota alınabilecek mi? Yani şu an siz nasıl görüyorsunuz? Yiğitcan'la birlikte evet. tüm takımın. Tabii şu anda biz kelimesini kullanalım. Evet. Siz yani, verecek. biz tabii ki burada olmayı veya burada olmak için her türlü şartı yapabileceğimizi ortaya koymayı önce hedefliyoruz. Bunu yalnız başımıza yapma noktasında bireysel bir başarı elde edebilirsek, yani 100 metrede veya 200 metrede bunlar için çok uzakta değiliz aslında. Evet. Baktığınız zaman geçen seneki özellikle 100 metre derecesine Yiğit'in, bir de onu eksi rüzgarda yaptığımızı düşünürsek, hem Avrupa Barajı'nın hemen kıyısındayız, hem de eksi rüzgarda yapılmış olmasından dolayı o derecenin Olimpiyat Barajı'na da çok yakın bir derecedir aslında. Dolayısıyla bunlara yakın olmak bizi daha da motive ediyor. Ama bayrak takımlarıyla olan sürece baktığımız zaman tabii ki çok büyük bir şansa sahibiz. Yani bugün bireysel performanslara baktığımız zaman şu an derecede en son onaylandı evet, rekor. Evet yani ondan çok daha iyisini yapabilecek evet. bir takıma sahibiz şu anda. Ve bu bize Avrupa Şampiyonası'nda da bir kürsüye çıkma noktasında bir şey veriyor. Bir hedef koyma şansı veriyor. Tabii ki sprintte çok değişken olabiliyor. Yani o günkü ortam özellikle bayrak takımlarının aynı güne denk getirmesi, dört sporcunun da kusursuz bir bayrak değişimi yapması... Bunlar hepsi belirleyici faktörler. Ama iyi çalışan, arkadaşlık düzeyi de iyi olan bir takıma sahibiz. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Bunun bütün takıma yansıyacak bir faydası olacağının bütün sporcular farkında. Dolayısıyla bence hem Avrupa Şampiyonası için hem de Rio Olimpiyatlarına katılma kotası için ciddi bir şansa sahibiz. Evet. Yiğit. Zor bir süreç. Sen de artık herhalde. Tabii bunun hazırlığımızı geçen seneden beri yapmaktayız aslında. Her zaman söylediğim gibi uzun planlar yaparak bu iki yarışta kendi hedeflerimizi içine koymuştuk. Özellikle geçen sene sergilediğim performansı, geçen sene biz çok olumsuz süreçlerden geçtik ve oraya geldik. Gerek yaşadığım sakatlıklar olsun, gerek antrenman eksiklerimiz olsun. Çok ciddi sıkıntılar geçirerek o süreçlere geldik. Özellikle yani bir atlet için en önemli süreç kış sürecidir ve biz bu kış sürecini yaklaşık Ekim sonu açabildik ancak geçen sene sezonu ve Kasım ayında sadece bir aylık bir antrenman yaparak tekrar sakatlandım. Aralık ayını boş geçtik. Ocak'ta tekrar sezon açıldı. Şubat'ta operasyon geçirerek kış sezonunu tamamen boş geçirdik. Ve biz buna rağmen geçen sene çok iyi bir derece koştuk. 10.41'lik eksi 1.3 bir rüzgara karşı. Aslında bu şöyle bir şey denenebilir. Şu an son hani takım arkadaşlarında olan devşirme atletlerin dışında Türk olarak tarihin en iyi 3. derecesi. Bu Reşat Oğuz ilk, İzzet Zafer 2, ben de 3. oluyorum. Kıbrıs tarihinde de en iyi 2. derece 10.41. O yüzden Avrupa Barajı da 10.38'di zaten. Bu seneki yaptığımız sezon açılışındaki testlerle beraber Avustralya'da kamp sürecimizi göz önünde bulundurursak
Bilindiği gibi daha önce de bahsetmiştim. Antalya'da Gloria Otel'de yapılan testlerde 30 metre derecelerinde en iyi dereceye sahiptim. Ve o süreçlerde biz henüz o şekilde antrenman süreçlerine girmemiştik. Şu an o süreçleri de atlattık. Tamamen şu an yarışacağımız ilk yarışı bekliyoruz açıkçası, öyle söyleyebilirim. Tabii benim hissettiğim ve istediğim şöyle bir şey var. Geçen sene takım yeni kurulan bir takımdı. Enka takımıyla koşan 4 kişi de yeni birbirine alışmaya başlamıştı. Geçen sene çok yarış yarıştık Bayrak takımıyla beraber. O yüzden bu sene oturan bir takım olacak. Birbirlerini bilen kişiler olacak. Ben şöyle bir öngörüm var ki bu ayın sonunda koşulacak iki yarışta 38 ortası bir derece koşularak Avrupa Şampiyonası barajı aşılarak Avrupa Şampiyonası'nda çok ciddi bir kürsü şansımız var. Zaten geçen sene koşulan 38-79'da şu an hali hazırda Avrupa'nın en hızlı 5. derecesi. Hı. Ki biz o yarışmadan sonra tekrar 38-90 koşmuştuk. Sezonun son yarışı olan Süper Lig 2. ayakta ve şampiyon olmuştu Enka takımı. Bizim dışımızdaki zaten Enka yöneticileri, Türkiye milli takımındaki tüm yöneticiler 4x100 özellikle bayrak takımına olan ilgisi çok yüksek. Herkes çünkü sprintte son dönemde çok güzel derecelere gelmeye başladı. O yüzden herkesin bu takımın olimpiyat barajını çok rahat bir şekilde geçip Avrupa'da kürsü şansının çok yüksek olduğunu bilincindeler. Bu senede zaten çok ciddi hazırlıklar yapıldı özellikle 4x100 bayrak takımı için. Biz de bu takımın içindeyiz. Umarım koşacağımız derecelerde bu yerimizi garantileriz. Ve Avrupa Şampiyonası'nda kürsü görüp olimpiyatlarda inşallah final koşup başarımıza başarı katıp sizlere de bir gurur yaşatırız diye umuyorum. Hı. Okan. Önümdeki notlara gözüm gidiyor ara sıra da ilginç bir detay buldum. Hı. Açıklayayım mı bilemedim, ancak iyi mi olur kötü mü olur yani, yoksa çalışmıyorlar mı falan gibi olmasın da yok. 2010 yılında liselerde 200 metrede 20.09, 100 metrede 10.65, aradan geçen 6 yıl şu an 10.41. Yani sana az önce bahsetmiş olduğum olay var yani, salise geliştirmeler. Düşünsene yani 6 senede Yiğitcan'ın 2010'dan bu yana yani 10.65'ti 10.41'e geldi. Bu aslında şimdi izleyicileri 6 yılda 20 salise mi gelişir diye böyle çok mantıksızca bir şey düşünebilirler. Ancak düşünüldüğü zaman aslında ne kadar çok büyük bir gelişimin göstergesinin olduğu da bu açıkçası ortada. 11 yılında koşulan 10.65'ten sonra 10.54 Türkiye Gençler Rekoru kırmıştım. Bu da aslında 2011 yılında o da bakıldığında burada Avrupa'nın en hızlı 4. derecesiydi. Zaten benden sonraki o 3 kişi de şu an dünyanın sayılı atletlerinden. Fakat konuşmalarımızın başında bahsettik. Yani çok ince detaylar olduğu için biz aslında 2011 yılından sonra biraz şanssız bir sene geçirdik. Özellikle 2012-2013 senesi bizim açımızdan biraz şanssız seneler oldu. Çünkü sürekli sakatlık ve olumsuzluklarla uğraşmak zorunda kaldık. Atletizmde Okan abinin de bahsettiği gibi yani saliselerle uğraştığımız için dereceye özellikle 100 metre zaten çok gelişmediği için bu anlamda biraz zorlandık, ama şöyle bir olumlu tarafından bakacak olursak hiçbir zaman gerilemedik. Her zaman aynı derecelerimizi koştuk ve bireysel anlamda olsun, takımsal anlamda olsun her sene güzel bir başarıya imza attık. Bu anlamda da kendimizi hep o yönde motive ettik. Çünkü işimizin ne kadar zor olduğunun bilincindeydik. Geçen sene dediğim gibi yani olumsuz yönlerden çok iyi ders çıkartmıştık. Artık tecrübeli kısma geçtiğimiz için Celal Hoca da ben de kendimizi o yönde motive ettik ve bir sürü başarı ekleyerek 10.41'lik gibi güzel bir derece koştuk. Ondan bir hafta sonra Balkan dördüncüsü ünvanını alarak 10.47 koşmuştum ki bir saliseyle kaçırdım Balkan üçüncülüğünü. Bu da bizim için aslında çok daha umut verici bir derece oldu. Çünkü genelde dünyada şöyle bir kanı vardır, hani bir dereceyi bir kere koşarsan çok önemsenmez ama ikinci defa koşarsan o sabitlenir, sabitlenen bir derecedir. O yüzden biz bu anlamda da çok tesadüf olmadığı umutluyduk. Planlarımızı o yönde yaptık.
Avrupa barajı ve olimpiyat barajına ben çok uzak olduğumu düşünmüyorum. Hı hı. Umarım bu sene 100 metre ve 200 metre yarışında da kendimi gösterip bu barajları geçeceğime inanıyorum. Sevgili Beyza da hemen çok kısa bir söz alıp sanırım sonuna geliyoruz. Evet, son sözü vereceğim Celal Hoca'ya ve kapatacağız. Nüfusumuz 300-400 bin net değil. Dünya nüfusu 4-5 milyar civarlarında sanırım. Yani 6. Ben daha iyiyim sormuşum. ve 4 yılda gelen bir olimpiyat milyarlarca insandan sadece birkaç bini olimpiyatlara gitme başarısı gösteriyor ki olimpiyatlarda zaten esas hedef, ana hedef tabii ki başarı çok önemli ancak olimpiyata zaten katılım göstermek en büyük başarıdır. Bu tüm spor branşlarının doğasındadır olimpiyatlarla ilgili. Yani ben o tabloyu görmek istiyorum. Buna da yürekten inanıyorum. Celal Hoca'ya da, Yiğitcan'a da, ben kendi adıma da ve biraz daha geniş düşünüp ülkem adına da Yiğitcan'ın her zaman yanında olacağız. Bu kadar küçük arazide bu kadar az nüfuslu bir toprak parçasında yetişen bir kardeşimizin olimpiyatta yer alması sanırım dünya ülkeleri arasında kendimizi de oraya koydum. En büyük gurur verici, mutluluk verici bir olay deyip bitireyim. Evet. Hocam bir kere çok isterdim ki 2 saatlik bir program yapalım ancak biliyorsun başka bir organizasyon da var ona yer verdik. Son 2 dakika diyeyim hatta 3 dakika diyeyim ve son sözlerini alayım. Artık programı kapatalım. Söyleyecek şu şeyim var çok iyi biliyorum ama sürem bu şekilde. Evet. Öncelikle belki bu süreçten sonra basında bu şekilde ekranda yer almak belki bir veya iki defa belki şansım olacak. Dolayısıyla şu anda bugüne kadar, bu olimpiyat sürecine gelene kadar ki süreçte bize katkı koyan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Bize destek veren, maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bugüne kadar evet çok çalıştık. Çok fedakarlıklar yaptık. Ailelerimize çok teşekkür ederim. Bize her noktada destek oldular. Daire müdürlerimize, müsteşarlarımıza bugüne kadar işte Metin Özerem hocamdan tutun Süleyman hocama, Süleyman Göktaş'a, işte Hüseyin Cahitoğlu, Besim Erdenay, Alkan Değirmencioğlu ve tabii ki müdür muavinlerimiz. Bunları şu anlamda söylüyorum. Yani birebir bizimle diyalog halinde oldular. Ve dolayısıyla bize bugüne kadarki gelişimizde katkı koymaya çalıştılar. Tabii ki her zaman istediğimiz şey bunun bir sisteme oturtulması ve elit sporcu pozisyonunun daha net, daha direkt bir şekilde destekleneceği, net bir şekilde ödüllendirileceği, sorgulanacağı bir şekle sokulması. Ve tabii ki bizi desteklemeye devam edin. Biz spor basınının da yanımızda olduğunu biliyoruz. Ve sizin aracılığınızda hem spor basınına teşekkür ediyorum hem de spor basını aracılığıyla bu güzellikleri ülkemize duyurmaya, vatandaşlarımıza duyurmaya ve onlarla birlikte bunları yaşamaya devam diyorum. Umarım koyduğumuz hedeflere ulaşırız ve bu haklı gururu, mutluluğu hep birlikte yaşarız bundan sonraki süreçte. Evet. Bakalım neler olacak hocam. Herkesin tabii ki beklentisi o şekilde. Teşekkür ediyorum bir kez daha katıldığınız için Okan. Ağzına sağlık senin de. Katkın oldukça fazlaydı. Yeni bir birliktelikte bir kez daha buluşmak dileğiyle diyeyim. Evet 90 artıyı bu şekilde tamamladık. İlk bölüm bokstu. Sonrasında ise Can Hakimoğlu ve Celal Keleş ile hedef Rio dedik ve o noktada
gidilecek olan yolu belirtti Celal Hoca. Öncesinde yaşanan sıkıntıları belirtti. Bekleyip göreceğiz ama ciddi anlamda desteğin de şart olduğu aşikar ortadadır. Artık bir takım belli kesimlerin de bu noktada Yiğitcan'a ya da elit sporcuya, sporculara sahip çıkmasının gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu şekilde tamamladık 90 artıyı. Önümüzdeki hafta saatleri 21'i gösterdiğinde yeni bir birliktelikte buluşmak dileğiyle iyi bir akşamla birlikte iyi bir hafta diliyorum. Şen ve sen kalın.